Sence bu aidiyet meselesi önemli mi? Yani olmazsa olmaz bir şey mi aidiyet? Hep hayır, öyle sunulur değil. Ya. Hatta bir yere ait hissetmemek insanı daha özgür ve daha çeşitli de kalabalık kılan bir şey bence. Tam da bunu soracaktım, söyledin. Yani bir yere ait hissetmeden insan mutlu olabilir. Olabilir. Çünkü bazı insanlara ait, sevdiklerine kesinlikle ait hissediyordur evet, filan. Bu evet da çok son derece güçlü bir çıpa değil mi tutunmak öyle için? Ya da şey hani state of mind diyorlar İngilizce'de, zihin evet hali. Evet. Oraya ait olmak, bir yere ait olunacaksa. Evet, size iyi gelen yerler olabilir ama bir yere aidim dediğinizde sanki şeyi de daraltıyorsunuz. Dünya üzerinde tabii rahatça var olabileceğiniz yerleri de azaltıyorsunuz. Tabii. Kendinize sınır koymuş oluyorsunuz evet, ben anladım. Evet. Sabri Hanım'ın Almanya'dan Tibet'e varan yolculuğu var. Hı-hı. Sen de Sibel sayesinde bildiğim kadarıyla 5 kıta, 5 eyalet yanında evet da gezmişsin. Evet. Birisi şey yazmıştı Twitter'da, Damla Sönmez film ayağına dünya turu yaptı yazmıştı. Ben de henüz tamamlayamadık. İki kıta daha kaldı demiştim. Ben. Öyle bir serüveni oldu gerçekten. İnşallah bir gün hepimizin öyle bir ayağı olur, 5 kıtaya basacak. İnşallah. Biraz bahsetsene, güzel miydi? Ya çok enteresandı. Yani Locarno'dan, İsviçre'den başladık. İşte yani Haifa, Avrupa'da, Almanya. Festivalleri sayıyorsun şu anda. Çok önemli festivalleri de sayıyorsun. Evet. İşte yani bütün o şey Benelux ülkeleri, evet, İngiltere kıta kıta gideyim istedim. Neresi var başka burada? İspanya, zaten hani Avrupa ülkelerinin çoğunda şey gösterime de girdiği yerlerde, evet, de sürekli filmi açmaya gittik. Avustralya'ya gittik, Japonya'ya gittik. İşte Amerika'da Chicago'ya gittik, Seattle'a gittik. Palm Springs'e, Los Angeles'a gittik. Böyle film gerçekten farklı farklı kültürlerden, farklı farklı yaş grubu kadınlar ve erkeklerle buluştu. Ve şey çok enteresandı. Bu da hep anlattığım bir şey röportajlarda. Locarno'da ilk izlediğimiz zaman mesela kalktık salonda, ayağa işte film alkışlanıyor. Bir tane kadın geldi ve şey yaptı, böyle böyle kollarını açtı, ağlıyor. Ben de kollarımı açtım. Dilsiz mi? Dilsiz değil, sarıldık. Thank you dedi sadece. Hmm. Ama muhtemelen İngilizcesi Lale de oldu yani. Yarım, oldu İngilizce de bilmiyor olabilir yani diye düşündüm. Ha, hani o şekilde anlatmak istedi kendini. Hmm. Ve yani hani şey çok enteresan. Dünyanın öbür ucunda, yani Amerika'da mesela hiç daha böyle cinsiyet meselesinin daha başka türlü yaşandığını zannettiğiniz yerde o genç kızlar biz daha kalabalık hissediyoruz artık dediklerinde size Karadeniz'de yaptığınız bir film üzerinden diyorsunuz ki insanlar dünya yani ne kadar insan küçük ve böyle kolektif dertler var gerçekten.